Şimdi Akseki ilçesi Pınarbaşı köyü Softalar yaylasındayız. Bu yaylada tam 1000 yıldır, 1500 yıldır yaşanıyordu. Şu anda burada Dursun Karasoy. Çeker misin? Ulaş Gümüş. Burada şu anda Dursun Karasoy lobası vardır. Ulaş Gümüş'ün lobası vardır. Rahmetli Abdullah Onbaşı derler. Abdullah Arslan'ın obası var şu anda. Tek kalan. Bir de köyümüzdeki Durmuş Mehmet lakaplı Mehmet Ünal obası vardır. Bir de Fersin'den bir tane teyze gelmiştir şu anda. Ulaş Gümüş çobanlık yaparak getirmiştir. Burada bizim 1980'li 90'lı yıllarda, en son 1990'lı yıllarda ben Mustafa Göksoy burada yaşarken 100-120 tane oba vardı. Şu anda burada 3 tane oba kalmış durumda. Biz de köye Hasan Ağa lakaplı Hasan Altıntaş'ın mevlidi var. Velid dolayısıyla geldiğimiz için gelip buradaki yaylada yaşayan son Türkmen yörüklerini, akrabalarımızı, kültürümüzü yaşatan insanları görelim diye yaylaya geldik. Burada kahvaltı yapacağız ve buradaki çobanları, bu Torosların bekçilerini, Torosları bekleyenleri Atatürk'ün dediği gibi Toroslarda son çoban ateşi sönünceye kadar, sönmedikten sonra Türkiye'ye, bu ülkeye hiçbir şey olmaz demiştir. Atatürk'ün bu sözüne itibaren yaşayan son Türkmen yörükleri bu Toroslarda, bu dağlarda bunlara sahip çıkmışlardır. Bunlar da her zaman yaşatmaya devam edeceklerdir. Bu yörükler ve Türkmenler burada olduğu sürece bu Türkiye'ye ve Anadolu'ya hiçbir zaman bir şey olmaz. Vakti yetti, Türkiye sağ olmaz. Türkiye battı işte. Ne olacak işte acaba Türkiye'ye? Atıyorum burada kendi başıma. Ne olacak? Sağsız buldum be. Türkiye ne olacak sence? Ne olacak? Ne olacak? Kapatıyorum.